Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni haftaya başladık. Yeni etkinlikler geldi. Öncelikle arkadaşlar biz Türkiye'deki PES severler olaraktan beklediğimiz etkinlik geldi diyebilirim. Yani uzun zamandır bekliyorduk. Hani Türkiye'den kulüplerle anlaşılacak mı anlaşılmayacak mı, acaba kulüp selection olarak gelir mi gelmez mi? Ve o gün bugün geldi arkadaşlar. PES tarihinde ilk defa Türkiye'den kulüp selection olaraktan oyuna geldi. Muhteşem de oldu diyebilirim arkadaşlar. Hemen incelemeye başlayalım. Top açılımı da yapacağım zaten. Sizlerle öncelikle arkadaşlar fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazın. Haftanın oyuncularına en son bakacağım. Hemen Beşiktaş'tan öncelikle bakalım. Toplamda 8 oyuncunun 7 tanesi siyah top olarak, bir tanesi altın top olarak gelmiş. Hemen oyuncuların 30. seviyedeki overall'larına bir bakalım şöyle. Şimşek Çakan oyuncu var mıymış? %87 siyah top bulma şansı varmış Beşiktaş'tan. Bakıyoruz Vida 89 olaraktan burada yok. 90 üzeri olduğu zaman şimşek çakıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen bakıyoruz 89, 88 Quaresma, 87 Burak, 87 Karius, 87 Kagawa, Caner, Gökhan, Adem, 84. Gerçekten muhteşem oyuncular, muhteşem özelliklere sahip oluyor. Vida'ya bir bakmak istiyorum. En iyi oyuncularına bakacağım her zaman. Şöyle bir bakalım. 84 boyunda 29-43 seviye kadar yükseliyormuş. Özelliklerine baktığımızda Vida'nın savunma becerisi 85'e yükseltilmiş 81'den. Hızı da gayet iyi. Vida Beşiktaş bu şekilde arkadaşlar. Hemen Galatasaray'a geçelim. Bakalım Galatasaray'da şimşekli oyuncu var mıymış arkadaşlar. Kulüp Selection Galatasaray burada %62'ymiş. 8 oyuncunun 3 tanesi altın top, 5 tanesi siyah top. Burada biraz siyah bulma şansımız düşük. Mustera 89, Belhanda 87, Mariano 87, Ndiaye 86, 85. Diğer oyuncular da 84, 84, 83 olaraktan gelmiş. Hemen Galatasaray'ın da en iyi oyuncusunu bir inceleyelim. Muslera'yı yapmışlar arkadaşlar. En iyi oyuncu olarak 41 seviye kadar da yükseliyormuş. Hemen özelliklerine şöyle bir göz atalım. Bakalım. Kalecilik 83'ten başlıyor. Refleksler 94'ten başlıyor. Herhalde max seviyesinde bunlar 99 olur diye tahmin ediyorum ben arkadaşlar. Gerçekten muhteşem yapmışlar Muslera'yı da. Hemen geriye gelelim. Şimdi de Fenerbahçe'ye bir bakalım. Fenerbahçe'nin toplamda 8 oyuncusunun 7 tanesi siyah top, bir tane sadece altın top gözüküyor. Hemen bakalım şimşekli oyuncu var mı? 90 overall üstünde. %87 siyah top bulma şansı. Şikirtel 87, 87, 86, 86. Wilson, Mehmet Topal. Gördüğünüz gibi hemen en iyi oyuncusuna bir bakalım Şikirtel'e. Stoper 43 seviye kadar yükselebiliyormuş. Şöyle gelelim aşağıya doğru. Oo, savunma becerisi 89'dan başlıyor. Top kazanma gayet iyi. Hızı biraz düşük ama 80-95 falan olur. Savunma becerisi 95 olur. Top kazanma da yine aynı şekilde 93'e falan gelir. Kafa vuruşu çok üstünmüş. 1.93 boyu var zaten. Gayet muhteşem oyuncular olmuş. Gerçekten biz Türkiye'deki PES oynayan, PES severler olaraktan gerçekten bizim için çok iyi oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 3 tane kulübün kulüp seleksiyonu gelmiş. Hemen haftanın oyuncularına da bir göz atalım. Daha sonra top açılımı yapacağım arkadaşlar kulüp seleksiyonundan. 3 büyüklerden de birer tane top açarım. Haftanın oyuncularına baktığımız zaman bu hafta zaten çok fazla oyuncu söylemedim arkadaşlar. Toplamda 7 tane mi 8 tane mi ne oyuncu söyledim. Onların da 3 tanesi gelmiş. Gelenleri hemen söyleyeyim. Benzema gelmiş benim tahminlerimden. Vardy geldi arkadaşlar. Bir de şuradan De Paul geldi Udinese'den. 2 gol atan oyuncu değildi. De Paul 1 gol attan De Paul'un gelebileceğini söylemiştim. O gelmiş. 3 tane oyuncu söyledik ama Oblak arkadaşlar... kaybetti maçı. Kaybetmesine rağmen Atletico Madrid'in gelmiş
Öyle hatırlıyorum, sanki maçı kaybetmişti Atletico Madrid bu hafta. Kime karşıydı şimdi hatırlayamadım. Özellikleri muhteşem ötesi. Full 99 oluyor uzaklaştırma hariç. Boyu da gayet iyi. 1.88 boyunda. Çok muhteşem bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Suarez zaten kulüp selection'dan biliyoruz. 96'ya kadar yükseliyor sanırım muhtemelen. Oblak da aynı şekilde 94 olur herhalde, oyunun en iyi kalecilerinden bir tanesi olacak gibi geliyor. Yani overall olaraktan söylüyorum arkadaşlar, 94'e kadar yükselecektir diye tahmin ediyorum. Hemen şuradan Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den birer tane açmak istiyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. İlk topumuzu açalım. 100 MyClub parası ödedik. Toplar dönmeye başlasın bakalım. Beşiktaş'tan ilk oyuncumuz kim gelecek bakalım. Sizler de kimleri bulduğunuzu yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. İlk topumuza bastık. Siyah top geldi. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Quaresma geldi. Quaresma. Hemen özelliklerine bakmak istiyorum. 35 yaşında Quaresma. Oha, top kontrolü, top sürmesi neredeyse 90'dan başlıyor. Falso 91. Hızı da fena değil. Şut gücü de güzel. Quaresma ilk oyuncumuz. Hayırlı olsun diyorum. Hemen geriye gelelim. Devam ediyoruz. Galatasaray'dan açalım. İnşallah Muslera'yı buluruz. 100 MyClub parası ödedim. Devam et dedim. Bakalım kimi bulacağız. İnşallah Muslera'yı bulabiliriz. Burada altın top çıkması daha yüksek ihtimal. Çünkü Galatasaray'da 3 tane altın top vardı. Bastım. Hadi be, altın top geldi. Neyse, sağlık olsun. Nagatomo geldi sol bek olaraktan. Tamam, ekledik onu da takımımıza. Şimdi de Fenerbahçe'den açalım bakalım arkadaşlar bir tane de. 100 MyClub parasını ödedik. Fenerbahçe'den kim gelecek bakalım. Mehmet Topal'ın gelmesini isterim. Defansif orta saha. Nerede basalım? Siyahların arasında bastım. Oyun baga girdi. Hadi be, Mehmet Topal'ı ver isterim. Çünkü biliyorsunuz Türklerden oluşturduğum bir kadrom var. Defansif orta saha olarak Mehmet Topal gelse çok iyi olur. Jailson geldi. Göbek oyuncusu. Özelliklerine bir bakmak istiyorum. 23 yaşında 53 seviye kadar gidiyormuş Jailson. Top kontrolü, top sürmesi harika. Bakalım. Özellikleri gerçekten muhteşemmiş. 79 herhalde. Kaça kadar gider ki bu? 91'e kadar falan gider herhalde. 90-91 olur diye düşünüyorum. 3 tane top açtık. Beşiktaş'tan Quaresma, Galatasaray'dan Nagatomo. Fenerbahçe'den Jailson'u bulduk. Sizler de yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Kimleri buldunuz? Haftanın oyuncularından, kulüp selectionlardan. Baxtrav'ı hemen bakalım arkadaşlar. Baxtrav'da Şampiyonlar Ligi gelmiş. 300 oyuncuda 30 oyuncu, yani %10 siyah top bulma şansımızı gösteriyor arkadaşlar. Buradan da ben buradan top açmam. Bu hafta GP biriktireceğiz demek ki. Ama kulüp selectionlardan olsun, haftanın oyuncularından olsun, top açmaya devam edeceğiz. Hemen şöyle gelelim maç bölümündeki etkinliklere bakalım. Yine klasik en başta iki tane gümüş top. Bir tane de yine Şampiyonlar Ligi'nden top açılımı verecek. Online maç klasik. Burada da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir etkinliği var. Pozisyon antrenörü veriyor arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın. Mutlaka alın derim. Tur etkinliği klasik zaten. Şurada bir mail vardı arkadaşlar. Mailde bir şeyin uzatıldığını söylüyordu. Onu hemen bir şey yapmak istiyorum. Bir de bir kampanya girişi var. Onu da anlatmak istiyorum size. Neredeydi o? Login kampanya diyor. Bakalım hemen. 11 ile 17 arasında giriş bonusu diyor arkadaşlar. Neymiş? PESİGÜM'ün 19'a vermiş olduğun sürekli desteği karşı minnettarımızı küçük bir gösterge olarak Login Company kampanyasını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kampanyada sürerken her gün giriş yaparak 1 silver artı temsilci kazanın. Toplamda 7 tane. Yani bu hafta her gün oyuna girdiğinizde arkadaşlar
özel temsilci olan Silver artı top verecekmiş. Bunu da mutlaka kaçırmayın. Hemen şu uzatılan şeyi söyleyeyim bir de. Bu 5 yıldızlı şey veriyor arkadaşlar, biliyorsunuz antrenör veriyor. Bunun uzatıldığından bahsediyor. Güzel olmuş, gerçekten işimize yarar. Oyuncularımızı max seviyeye geliştiririz. Birkaç tane de gümüş top açalım. Videomuzu noktalandıralım arkadaşlar. Sizler de kimleri bulduğunuzu yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Hemen silver artı toplarımızdan da birkaç tane açalım. Gerçekten Türkiye'den böyle birçok oyuncu bende mevcut. Ama siz değerlendirebilirsiniz. Oyuna yeni başlayanlar için fena sayılmaz. Oradan değerlendirebilirsiniz. Ama oyuncularınız iyiyse GP'lerinizi efsanelere saklayın diye sizlere tavsiyede bulunabilirim. Yine bir siyah topun peşinden bastım derken oyun bug'a girdi. Silver artıdan bizde olmayan bir oyuncu gelse süper olur. Kim olabilir? Gareth Bale olabilir. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Gareth Bale'ı 3 sezondur bulamıyorum. PES 17, PES 18 ve PES 19'da Gareth Bale'ı en sonunda buluyorum. Ulan Modric diyecektim, şimşek çakmadı diyecektim. Şimşek çakmadı yani sonuç itibariyle. Modric gelmez diyordum. Ama Gareth Bale geldi, gerçekten çok sevindim. Hızı ve şut gücü gayet iyi. Harika olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomu noktalandırıyorum. Bu hafta müthiş bir hafta olacak. Kulüp selection'lar gerçekten bizi sevindirdi. Farklı bir kulüp selection'ın gelmesi çok güzel oldu oyuna. Renk katacaktır diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi, görüşlerinizi, bu konudaki kulüp selection'lar hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Kimleri bulduğunuzu da tabii ki yazın bakalım. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.